ucuz alışverişe geldik. Ne kadar ucuz ben merak ediyorum. Tamam sen gir, ben buradan çaktırmadan bunun arkasından çekiyorum seni. Bilerek düzgün dizmiyorlar ki ucuz hissi versin diye. Bakın mesela yerlere falan atmışlar. Tam bir pazar mantığı var burada. Öyle bir şey alıp seni mesela evin içinde kovalayabilirim. Vay 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 vay, güzelmiş burası ya. Mesela düz bu beyaz tişörtü $7. Arkadaşlar bu ayakkabının aynısı $125 satılıyor. Nike'ın kendi mağazasında. Burada yani $100 geçen bir ürün yok. Ceyda'ya çaktırmayayım ama ben buraya ayrıca bir gelip kendime buradan bir şeyler bakabilirim yani. Bu Donna Karan elbisesi. $22. Siyah giyebilirsiniz. Böyle söylemezsek Türkiye'ye bu ürünleri getirenler bizi ülkeye sokmayacaklar. Birçoğu da benim arkadaşlarım. Git öne. Böyle çekeceğiz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisiniz. Selamlar. Evet, biz Buray'la nereye geldik? Ucuz alışverişe geldik. Ne kadar ucuz ben merak ediyorum. Ya şöyle, sen zaten burada birkaç yer var. Birçoğuna gittin ama buna gitmedin galiba, değil mi? Ross'a geldik. Ross Dress for Less. Evet. Ben Ross'a hayatımda hiç gitmedim. Hayır. Sen gitmedin. Vay be. Evet, hiç gitmedim. Wow, bu kadar senedir Amerika'dayım. Hiç bir kere bile daha Ross'a girmedim. Ucuz şeylere gidiyorum yani. Zaten Amerika'da herkes indirim kovalıyor. Bu Amerika tamamen bir indirim ülkesi. Sürekli her şey, en iyi ürünler bile indirime girdiği için ben de indirimlerden alışveriş yapmayı tercih ediyorum yani. Gidip de kazıklanmanın anlamı yok. Hayır, şöyle Ross'tan şöyle bahsedeceğim. Bana tutarsan sevinirim. Bahset. Yani burada böyle Ross gibi birçok yer var. Bunlar uyguna kıyafet, ayakkabı, ev eşyası, işte kozmetik bir sürü ürünler var. Ve bunlar aslında bilinen markalar ve bilinmeyen markalar da var içinde. Ross da bunlardan bir tanesi. Fiyatlar çok uygun. Yani tabii ki bazen işte ayakkabı geliyorsunuz. Nike'ın, Adidas'ın birçok ya da birçok markanın. Ama 37 numara buluyorsunuz ama 38'ini bulamıyorsunuz. Ama uygun fiyatlar oluyor. İşte kıyafetler. Mesela örnek veriyorum bakın. Şu üstündeki tişört Adidas'ın. Ben bunu geçen hafta Ross'tan aldım ve kaça aldım size söyleyeyim. $9 aldım. Yani mağazada gittiğinizde Adidas belki bu tişört $25-$30'sa bu tip yerlerde belki o dönemin işte atıyorum mağazadakini bulamazsınız ama yine güzel şeyler bulabiliyorsunuz. Birçok markanın ürünlerini uygun fiyata alıyoruz. İşte pantolon olsun, tişört olsun, elbise olsun, ayakkabı olsun. Gözünüze hitap eden şeylere gelip alıyorsunuz. Ben de vallahi severek geliyorum. Alışverişimi de yapıyorum. Niye gireyim şimdi bir tane tişört $30 vereyim. Mis gibi de bakın $9 aldım yani. Giyiyorum. Evet, ben bugün deplasmandayım. Ceyda'nın videosu bu. Bu tip markalar genelde serisi bozulmuş ürünleri alıyorlar büyük markalardan ve uygun fiyata satabiliyorlar. Bir de şey de var mesela bölge bölge ürünlerin kalitesi de değişiyor. Atıyorum belli Ross'lara daha iyi ürünler geliyor ama 3 sokak ya da işte 3 sokak aşağısındaki Ross'a daha farklı ürünler gidiyor. Ama bazı, her zaman öyle değil. İyi semtlerde evet, her zaman daha çok iyi ürün vardı. Bu arada Amerika'da bu internet satışlarından dolayı perakende sektörü bayağı bir daralma içinde. Birçok büyük firma böyle özellikle departman store'lar küçülüyor, kapanıyor. Fakat Ross bunlardan biri değil. Ross hala büyümeye devam ediyor. Geçen sene Amerika genelinde 60 tane daha mağaza açmışlar. Yani mesela Macy's küçülürken Ross hala büyüyor. Şöyle bir girişini çekeyim. Bir şey söyleyeceğim. Şu an içeride çok kalabalık. Önce kapatalım videoyu, böyle direkt kamerayla girmeyelim. Belki de çekmemize de izin vermeyebilirler. Saklanıp böyle çekelim arka reyonlara. Bir kasa var, insanlar var. Sonra çek. İyi tamam. Böyle çek. Tamam sen gir, ben buradan çaktırmadan bunun arkasından çekiyorum seni. Bölümüne geldik arkadaşlar. Kendi bölümüme gideceğim. Kendi ayak numaramı. Bir de ben çocuk bölümünden giyiniyorum. Bazen çocuk bölümünden alıyorum ayakkabılarımı. Çünkü ayağım 36, bazen 35 alıyor. Market alışverişi, market sepetini almışsın. Evet. Böyle mi burası yani? Market sepetiyle mi almıyor? Mesela gözüme çarptı. Adidas var. Ara ara bu arada çok ciddi markalar oluyor. Evet, çok ciddi oluyor. Mesela Adidas'ın. Bir de bu koleksiyon bir Adidas. $34. Ben bunu bakayım bir giyeyim şöyle deneyim. Yine de büyük bana. Bu Calvin Klein bir ayakkabısı. 5,5 numara. Fiyatı $32. Aa bak bir ara ne kadar meşhurdu bu Toms'lar ama bu değişik Toms'muş. $12. Artık tabii insanlar sıkıldı aynı şeyden. 5. Belki bana olur. Bakayım. Yok. 5 bunda olmadı. Küçük geldi değil mi? Küçük ama Toms'un size'leri bir numara büyük alınır hep. Bunları böyle dağınık dağınık koyuyorlar. Ucuz olduğunu göstermek için bu da bir strateji. Bilerek düzgün dizmiyorlar ki ucuz hissi versin diye. Bakın mesela yerlere falan atmışlar. Tam bir pazar mantığı var burada. Ben? Under Armour. Evet. Geçen hafta bu ayakkabıyı aldım.
Evet. Arkadaşlar bende var bu. Under Armour'ın $36 aldım, düşünün. Gerçekten şimdi kaç para? Hala 36 dolar mı? Aynı, burada fiyat değişmiyor. Bazen ekstra indirime geliyor, tek kalmış oluyor. Uzun bir süre satılmamış oluyor. O zaman 36 dolardan düşüyor 10 dolara, 12 dolara. İlk intiba şöyle bir şey algıladım Ceyda. Ürünlerin birçoğu iyi değil, çok arada bir şey var gibi algıladım. Yani şöyle bakıyorum ayakkabılara. Ben yani şu reyondan bir tane ayakkabı alırım mesela. Ben buradan geçen hafta... Hayır, şu anda. Şu anda benim gördüğüm yani mesela işte çok böyle hiç eli avuca gelmeyecek bir şey şeylerde Michael Kors var mesela bak. Bak mesela bu buna okey mesela. Ama buna şey, okeyim. Kaç para? $49, $50 Nike'ın böyle bir ayakkabısı var. Kaç para? $34 Güzelmiş. Ve işte şunu geçenlerde alacaktım. Ama ayak... It was at this moment that he knew. He fucked up. Büyük geldi. Bak Adidas'ın. Beğenmedim onu. Şeyler bulabiliyorsun. Marka gözlük var mıdır arada? Marka çok yok burada. Öyle mi? Jessica Simpson'ın, Nine West'in, Tommy Hilfiger'ın gözlükleri onlar, alıyor. Onlar tabii Amerika'da marka sayılmıyor. Ya bu arada çorapları çok uygun alıyoruz. Zaten sana da çorapları bak mesela Ralph Lauren'in çorabı var. Ralph Lauren. 9 dolara 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çorap alıyorsunuz. Ve bir sürü markanın işte Adidas'ın olsun, Puma'nın olsun. Mesela burada çantaları göstereyim size. Bildiğiniz markalardan söyleyeyim. Mesela Guess markası. Bu çanta $42. Gayet iyi. Mesela burada Tommy'nin var. $26 arkadaşlar. Tommy'nin. Gayet güzelmiş. Yani arada çok güzel çantalar çıkıyor bu arada. Özellikle ben daha çok böyle yerlerden spor taytları alıyorum, üstler alıyorum. Ya zaten spor ürünler herhalde diye düşünüyorum. Abiye bir şey var mı hiç? Var. Her şey var. Abiye var. Zaten evet. Var. Çok büyük. Bakın. Bayağı market gibi bir yer burası. Burası çocuk bölümü. Mesela Talya'ya ben geçen gün bunu alacaktım ama emin olmadım. Birkaç'ta onu sana da söylemiştim ya. Evet ama biraz kaba ya şu altı falan. Ağın terliklerine bakın. Evet güzelmiş. Bu $14 Güzelmiş. Bunu alalım mı Talya'nın ayağı? Öyle mi? 10 numarası. Evet. Alalım. Alalım. Eğer ayağınız benim gibi küçükse böyle çocuk reyonlarına bakabilirsiniz. Mesela Vans var. Belli oldu ki ben bu videoda çok sıkılacağım. $29 Vans var. Yani genelde Adidas, Nike, Under Armour, Puma birçok ayakkabıyı bulabiliyorsunuz. Mesela bak bu da. İstersin. Evet. Kaç para? $39 $39 ama şöyle bu da koleksiyonlardan. Evet, farklı. Gayet de güzelmiş bu arada. Nerf'ın su tabancası kaç paraymış? $15 Öyle bir şey alıp seni mesela evin içinde kovalayabilirim. Şu küçük toplardan atıyor. Kaç paraymış? Peki ben ne yaparım sonra? Bir dakika kaç paraymış bu? O ağır bir de. Büyük bir. $24 Bayağı iyi fiyatı bence. Peki ben ne yaparım sonra? Gece bilmiyorum. Uykunda gelirim. Pıt pıt sen pıt pıt. De bu helikopterle kovalayabilirsin beni evin içinde istiyorsan. Bakar mısın? Komple set $4.5-$5 Evet. Bütün hepsi hamur. Vay 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 vay. Güzelmiş burası ya. Sevdim ben burayı. Sevdim ben bu işi. Birçok kişi Champion markasını çok seviyor. Özellikle Amerika'ya gelince bunların ürünlerini alıp götürüyorlar ki bu Ross'ta da çok oluyor. Tişörtleri, kapşonluları, şortları, işte montları ve çok uygun fiyata. Mesela düz bu beyaz tişörtü $7 Normal şartlarda İstanbul'da gördüm. Yani satıyorlar belli lüks brandümlerde. İnanılmaz pahalı. Böyle şimdi burada bildiğim için inanılmaz böyle gözlerim filan büyüdü. Gerçekten biraz araştırmanız lazım. Çünkü aralara çok şey sıkıştırıyorlar. Mesela böyle bir şeyin içinden bakın Adidas'ın böyle bir ürününü buldum. $13 Bence güzel değil mi? Fena değil. Ya ben bu tip mağazalarda hiçbir şey bulamıyorum. Bak, çünkü yine, araları karıştıramıyorum. Yine. Ben de sıkılıyorum. Daralıyorum yani. Bazen... Üstüme geliyor böyle reyonlar. Sıkılıyorum Sabri. Bunalıyorum. Bu videonun başında demiştim benim için çok sıkıcı bir video olacak diye. Neden? Ceyda'nın etrafında dönüyorum. Ben sevmiyorum. Bir kere böyle yani... Aa bak gel. Ne göstereceğim? Lafımı kesmiyorum diyor. Lafımı kesmiyorum. Ama bak bunu hatırlıyor musunuz? Geçiyoruz. Bir dakika. Ben şurada biraz oturayım sen hayır, takıl. Hayır bir dakika. Gel bunu göstermemiz lazım. Size gösteriyorum. Fiyatı karşılaştırın. Samsonite'in valizi. Samsonite'in valizi bakın. $160 mağazasında $94 $94 bu. Ben İstanbul'da bir valiz sordum. Aynı marka. Ya bunun çarpı 4 katı fiyat istediler benden. Burası da köpek. Köpek ürün, araba ürünleri falan var. Araba paspasları bilmem neler var. İnanılır gibi. Her şey var. Vay 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 vay. Her mağazada neredeyse hayvanlar için ürünler var. Amerika'da bu evcil hayvan sektörü inanılmaz büyük bir sektör. Mesela işte. Türk üreticilere duyurulur.
Mesela Lacoste'un havlusu var. Kaç para? $12. Sonuçta güzel. Lacoste yani baktığında. Güzel. Ugg'ın pijaması $19. Ugg'da böyle şeyler var mı? Ben sadece ayakkabı var zannediyorum. Çok değil ama var. Arkadaşlar bu ayakkabının aynısı $125 satılıyor. Nike'ın kendi mağazasında. $120 pardon. Ben Ceyda aldıktan sonra baktım $34 almış Ceyda bana bu ayakkabıyı. Golf ayakkabısı. Yani Nike'ın böyle bir ayakkabısı var. Bu biraz pahalı. Normalde $98. $64 satıyorlar. Tabii birazcık daha design bir şey olduğunda bir tık daha fazla paraya koyuyorlar. Ama burada yani $100 geçen bir ürün yok. Chubby'in markası erkekler için. $29 arkadaşlar. Bu arada burası o şehre uzak outletlerden değil. Burası normal şehrin içinde. Hatta bizim adım eve yakın 5-6 tane falan var. Bayağı şehir mağazası. Şehrin içinde bir mağaza. Bir de tabii çok büyük outletler var şehir dışlarında. Bir saat gidiyorsunuz şehir merkezinden. 45 dakika gidiyorsunuz. Öyle yerler var. Oraları da çekeceğiz. Ama burası normal şehrin içinde bir mağaza. Ceyda'ya çaktırmayayım ama ben buraya ayrıca bir gelip kendime buradan bir şeyler bakabilirim yani. Gayet uygunmuş. Yani günlük giymek için spor, işe giderken falan bir şeyler alınabilir. Bora. Bak, evet. Kolombiya'nın su geçirmez bir botu. Bayağı grader. Bununla dağ taşı tırmanırsın. Evet. Bu neymiş? Basket. LeBron James. LeBron James değil mi? Benim boyumla da ne olur ya. Orta bölümde genelde olsun 4-5 böyle askı reyonu oluyor. Burada da bedenlere göre gece elbiseleri oluyor. İşte abiye elbiseler oluyor, gece elbiseler oluyor. Hatta yani boş olan bir yere gireyim. Atıyorum bir gece elbisesi. Diyelim ki böyle bir şey giymek istediniz. Hani büyük beden. $50 bu. Mesela şöyle düz bir elbise giymek istiyorsunuz. Bu da aynı kendisi. Aynen $30 bu. Bu Donna Karan elbisesi. $22. Siyah giyebilirsiniz. Bir dakika araya koyacağım. Yine Calvin. Sonra niye markalar aralarda diyorlar işte. Yok. Ceyda gibi böyle aralar sıkıştırırsın. Böyle Calvin Klein'in bir ürünü. Bunu denizde, beach'te bile giyebilirsiniz. Zaten tatlı, o tip tatlı bir şey. Elbise. Yanlış mı düşünüyorum? Sen beni düzelt. Buradan daha çok spor ürünleri alınır gibi geldi bana. Yani hoşuma gitmedi bu elbiseler benim. Dediğim gibi burada... Zaman harcamadık. Şöyle bir 5-10 dakika baktık ama... Bu tip yerlerde birazcık araştırman lazım. Arada çıkıyor ve güzel çıkıyor. Ama genelde böyle yerlerde işte tişört, işte arada gömlek, spor ayakkabı bölümlerine rahatlıkla bakabilirsiniz. Çünkü bulabiliyorsun işte gösterdik de. Hani çok gerçekten şimdi biz size böyle kısa geçiyoruz ama inanılmaz incelenecek bir yer. Yani ben dediğim gibi ben burada yaşadığım için çok sıklıkla gelip gidiyorum ama arkadaşlarım öyle şeyler buluyor ki bunu gerçekten Ross'tan mı buldun diye şaşırıyorum. Bayağı güzel şeyler buluyorlar ama dediğim gibi inceleyip sıklık giyeceksiniz. Mesela bakın $11. Ha bak aynen tam bir mezuniyet elbisesi. $11. Genç kız mezuniyet elbisesi. $11 çözdük bitti tamam. Al şimdiden talih mezuniyetinde. Ay Allah bize o günleri göstersin inşallah. Nike'ın spor braları $12. Ceyda 99 sente sonundaki hiç görmüyorsun ama birikiyor. 99 centler $1'dan devam ediyor. $12 deyip geçiyorsun. Ya tabii aslında $12 değil $13. Bu tüketim çılgınlığına alışma. Hayır $13-$14 diye düşüneceksiniz. KDV biniyor. Atıyorum mesela $27 de. Aynen 26 diyorsun ben bunu söylemeden önce. $28 olarak bakacaksınız. Çünkü KDV biniyor. Bak bu da Under Armour'ın. Gayet güzel. Bu neymiş arkadaki? Yağmurluk. Kolombiya'nın. Fıstık gibi mal. $24. Evet biz ne alıyoruz şimdi? Bir tane $16 Under Armour'un spor ayakkabısını alıyorum. Sporda giymek için. Buradan diye beğendiğimiz ayakkabıyı alıyoruz. Ve tabii ki de tel yokuşumuzu unutmuyoruz. Ugg'ın böyle sandaletini alıyoruz ona. Şimdi kasaya gideceğiz. Ödeme yapacağız. Karanlıkta girdik, karanlıkta dışarı çıktık. Tabii unutmamak lazım ki buradaki ürünlerin birçoğu ya seri son ürünler ya outlet ürünler. Sezon ürünlerini bulmak burada çok nadir. Böyle söylemezsek Türkiye'ye bu ürünleri getirenler bizi ülkeye sokmayacaklar. Birçoğu da benim arkadaşlarım. Tabii ki sezon ürünü almak istiyorsanız, o yılın ürünlerini almak istiyorsanız mağazalarına gidip pahalı pahalı
alacaksınız. Eğer sezon ürünü alma gibi bir takıntınız yoksa bu tip yerlerden çok daha uygun fiyata alabiliyorsunuz. Yani sezon ürünü olmasa bile gayet de güzel şık ayakkabılar var, güzel ayakkabılar var, tişörtler var. Size göstermeye çalıştık. Bunun gibi daha farklı markalar adı altında bir sürü yer var. Onları da size gezdireceğim, göstereceğim. Girdiğim yerden bir tanesi bu. Bir de TJ Maxx var. Ona ayrı bir video yapacağım. Türkiye'ye bu ürünü getirenler lütfen kusura bakmasın. Elçiye zeval olmaz. Biz sadece buradaki ürünleri gösterdik. Fiyatlarını gösterdik. Evet yani lütfen kusura bakmayın ama hani fiyatlar hani bu şekilde de ayakkabılar bulabiliyorsunuz burada. O zaman ne yapıyoruz? Videoyu kapatıyoruz. Evet. Hepinizi kocaman 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 öpüyorum. Bizi takip etmeyi unutmayın. Umarım keyif aldınız. Eğer bu tip videolar istiyorsanız, merak ediyorsanız yazmanız yeterli. Çekeriz, gezdiririz, gösteririz size. Elimizden geldiği kadar da göstermeye çalışıyoruz. Bazı videolarımız sıkıcı olabilir, bazıları keyifli niye olabilir. Niye sıkıcı olsun ya? Gayet iyi bütün videolarımız bence gayet iyi. Hayır. Şey olarak söylüyorum. Ben hep hepsinde hani eğleniyorum. En sıkıldığım video bu oldu ama bence Gayna böyle geri gidip de gidip durma. Zaten ufaksın böyle ben çok büyük gibi duruyorum ondan sonra. Biraz öne gel ben geride duracağım. Bak, hayır. Aynen. Dön. Git öne git öne. Git öne. Hayır gidemem. Git öne. Böyle çekeceğiz. Kocaman gözüküyorum ondan sonra. Kendimi bir izliyorum böyle televizyonun yarısı ben. Tamam, geç öne. İtme beni tamam ama. Öne git öne git. Tamam böyle ben geride duracağım. Ama sen çek. Al. Sen önde dur ben geride duracağım. Tamam. Böyle yapacağız bundan sonra kapanışları. Ben ondan sonra bir bakıyorum kendime. Dev gibi gözüküyorum ekranda. Ya bu sefer de kafan kısın. Tamam böyle tamam ben bizlerden böyle düş. Tamam ben böyle dururum. Gayet iyi. Bazı videolarımız yokuz ki. Ya neyse neyse arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Öpüyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Pinky minky. Devs. Ve artık eve gidelim. Türk olduğumuz için kaldırımdan yürümüyoruz, yoldan yürüyoruz. Hiç bozmadık kendimizi. Hava mis gibi ya. Vallahi oh, sıcacık. Oh. Mis gibi bir akşam. Neyse hadi kapatıyorum videoyu. Öptüm sizi. Hoşçakalın.